Merhabalar, Gül'ün Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün kemikli et haşlama yapacağız. Şimdi düdüklü tenceremize kemikli etlerimizi alıyorum. Kemikli etlerimizin üzerine geçecek kadar da su ilave edeceğiz. Evet, suyumuzu da ilave ettik. Şimdi ocağımıza alıyoruz. Evet, kaynamaya başladı ve üzerine bu biriken köpüklerini alıyoruz. Evet, şimdi düdüklümüzün kapağını kapatıyorum. Ve yarım saat 45 dakika boyunca kaynamaya bırakıyorum. Evet, kemikli etlerimiz 40 dakika haşlandı. Şimdi ise içerisine sebzelerimi ilave edeceğim. Burada 4-5 tane orta boy patatesim var. Onları koyuyorum. Diğer yandan temizlemiş olduğum soğanlarım. Havuçlarımızı da ilave ettik. Bir baş sarımsağımız var. Yeteri kadar da tuz ilave ediyorum. Yaklaşık 2 tatlı kaşığı koydum. Daha sonra da ilave edilebilir. Defne yaprağım olmadığı için kekiği de çok seviyorum böyle haşlamalarda falan. Çok az da bir kekik ilave ediyorum. Evet, malzemelerimizi de koyduğumuza göre şimdi tenceremizin ağzını kapatıyoruz. Yaklaşık bir 10-15 dakikada böyle haşlamaya bırakıyoruz. Evet, tamamen şifa deposu olan haşlamamız afiyetle tüketilmek için artık hazır. Şimdiden deneyen herkese afiyet, bal şeker olsun, şifa olsun. Sizler de videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sevgiyle kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.